Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için Kawasaki Z750 inceleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hollanda turuncusu, böyle çok güzel görünen bir rengi var. Hemen lafı uzatmadan motoru çalıştırıp bir başlayalım incelemeye. Ben de sabırsızım yani bunu süreceğim için. Evet, gördüğünüz gibi ses hoş. Hemen girişelim. Hop. Sesi bayağı hoş. Öncelikle farklı bir marka egzozu var. Ekrana yansıtırım, tam hatırlayamadım şu anda ismini. Sürdükten sonra, bu egzoz sesini duyduktan sonra bayağı bir şey unuttum. Aklımdaki bayağı bir şey gitti ama hemen inceleyelim motorumuzu. Öncelikle motorumuzun motor gücü 748 cc, 748 cc'lik bir motor bloğumuz var. 4 silindir ve 106 beygir güç üretiyor bu blok. Motorumuzun dolu ağırlığı, yani yakıt, yağ vesaire doldurulmuş ağırlığı da 226 kilo. Sanırım boş ağırlığı 203 kilo civarında bir şeye denk geliyor olması. 78 Nm'de tork üretiyor. Yani bunlar teknik özellikleri. Bunları videonun başında hemen söylemek, anlatmak istedim. Arkasından tabi fren sistemi var. Frenler bayağı iyi. Ben böyle frene yapıştırdığımda şöyle bir hızlanıp deneme yapabiliriz. Hatta şuradan uçabiliriz biraz. Oh, ön kalktı. İlginçti gerçekten. Hiç öyle bir köprüden uçtuğumu hatırlamıyorum. İşte motorcu fantazisi. Şöyle yavaşlayalım motorcu arkadaşlar. Tehlikeye atmayalım. Dar bir viraj. Gerçekten içeriden alıyorlar virajı, nedense anlamıyorum. Motosikletimizin ön tarafında iki tane disk var. Fren diski. Ön iki disk, iki fren kaliperi. Arkada da tek disk var. Ön fren diskimizin boyutu 300 mm. Yeterli. Çift olduğu için bayağı iyi frenleme yapıyor. Arka taraftaki de 200 mm. Bayağı yeterli yol tutuşu sağlıyor. Fren performansından memnunum yani şu ana kadar. Şöyle bir deneme yaparsam bayağı gayet iyi tutuyor yani. Şöyle bir daha bir fren yapayım. Yani motor gerçekten, lastikleri böyle, ön frendeki hissiyat şöyle, lastikleri kitlemeden o şeyi hissedebiliyorsunuz. O limonu sıkar gibi olayını hissedebiliyorsunuz. Az önce ön lastik neredeyse kitlendi. Lastik sesi çıktı biraz, duyduysanız bilmiyorum. Ben duydum. Ben gidiyorum dedi bir ara ama yine de fren performansı bayağı iyi. Bunun dışında sürüş ve aynalar vesaire, bunlardan bahsedeyim. Şimdi tabii çukurlar var, biraz zıpladık. Aynaları gayet arkayı gösteriyor ve titreşim çok düşük. Tabii 4 silindirinde burada bir getirisi var. 4 silindir olunca böyle insan çok fazla titreşim gidonda, elde falan hissetmiyor. Elcikleri de aynı şekilde bayağı yumuşak. Orijinal elcikleri bunlar. Yumuşak olduğu için de o motosikletin 4 silindirinde çok tiz, ince bir titreşim var. Onu elinizde pek hissetmiyorsunuz. Bu da çok güzel. Bunu sahibi üzerine sonradan bir vites göstergesi eklemiş. Kendisinde, orijinalinde vites göstergesi yok. Gösterge demişken de üzerinde yakıt göstergemiz var ortada, büyük bir şekilde. Normal devir göstergemiz, sağ tarafta dijital şekilde hız göstergemiz bulunuyor. Altında kilometremiz, toplam yaptığımız kilometre, saatimiz ve motorun iç ısısı var. Yani motorun soğutma sıvısının ısısı var. Bunları da gösteriyor olması güzel. Enjeksiyonlu bir motor zaten. Bildiğiniz gibi 4 silindirli. Sol tarafta, gidonun sol tarafında bir dörtlü ışığı var. Burada uzunlar kısalar var. Sol tarafta kornamız var. Sağ tarafta kill switch ve altında motoru çalıştırma butonumuz var. Bir de sol tarafta, ön tarafta bir selektör yapmak için kullandığımız bir buton var. Ondan da var. Üzerindeki manetler kendisine ait değil. Orijinal değil yani. Ayarlı manet takılmış üzerine. Standart far zaten LED falan değil. Yani 2011 model, bu videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum. 2011 model olduğu için o zamanlar LED pek kullanılmıyordu. Genel olarak hissiyatından biraz bahsedebilirim. Amortisörler bayağı yumuşak. Yani böyle insan eline gerçekten motor geliyor yani. Böyle rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Bir bisiklet hissiyatı veriyor. Önceden de çok naked motosiklet kullanmıştım. Favorim zaten naked motosikletler. Bunu da bayağı beğendim. Dış görünüş olarak da biraz tombul duruyor ama gerçekten böyle insan baktığı zaman bir böyle alınılığı oluyor yani. Dışarıdan bakınca gerçekten büyük bir motor olduğunu hissettiriyor. Özellikle benzin deposu, yakıt deposu bayağı büyük. Şöyle bacaklarınızın arasında kocaman bir şey var. 18,5 litre yakıt kapasitesi var. Gerçekten uzun yol falan yapacaksanız ciddi bir yakıt hacmi var. Uzun süre benzin istasyonu gitmeden sürebilirsiniz. Küçük depo olduğu zaman sık sık benzin istasyonuna uğramanız gerekiyor. Bu da belli bir süre sonra can sıkıcı oluyor. Yani sürekli benzin ışığı yanıyor, sürekli yanıyor.
biraz rahatsız edici. Sıvı soğutmalı bir motor bloğumuz var. Sıvı soğutma çok daha uzun süre kullanımda daha verimli oluyor. Yani motor şişmiyor, ısınmıyor vesaire. Isınmasını kısmını, yani sıvı soğutma olduğu için sürekli devir daim içinde oluyor motorun içerisindeki soğutucu. Bu sayede de çok yüksek devirlerde hararetli sürdüğünüz zaman da problemsiz sürebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bu tip bir motosikleti kimler kullanabilir? Onu hemen söyleyeyim. Eğer trafikte çok fazla vakit geçiriyorsanız, mesela şu şekilde bir trafikte, yani otobandan bahsetmiyorum. Şehir içinde kullanıyorsanız, işe git gel veya hafta sonları küçük geziler yapıyorsanız bu tip bir motosiklet gayet sizin için uygun olur. Eğer tabi rahat bir motosiklet ve arkasında da bazı çantalar koyabileceğiniz bir motosiklet arıyorsanız gayet sizin için geçerli, sizin tercih edebileceğiniz bir motosiklet. Uslu kullanıldığında da bence çok düşük yakıt sarfiyatı olacaktır bu tarz bir motosiklette. Ama bazen de şöyle sport kullanıyorum falan dediğinizde de o tarz isteklerinizde cevap verecek bir motosiklet. O açıdan da az önce gördüğünüz gibi fren falan yaptım, böyle biraz hızlandım, yavaşladım. O tip isteklere de cevap verebiliyor. Ama eğer ben sürekli uzun yol yapacağım, sürekli otobanda süreceğim derseniz biraz sizi rüzgar rahatsız edebilir. Çünkü önünde herhangi bir cam yok. Bütün rüzgarı vücudunuza çarpıyor. O açıdan sizi biraz rahatsız edebilir. Bu tip bir motosiklete, naked bir motosiklete de kalkıp da önüne cam koymak biraz çirkin gösterebilir. Şöyle kavşağa güzelce bakarak girelim. O yüzden tavsiyem, alırken ne yapacağınıza özellikle dikkat ederek karar verin. Yani neler, nerede kullanacaksınız, ne yapacaksınız? Söylediğim gibi, ama birkaç da beğenmediğim noktası var. Gidonunun çok dar açıyla olması, yani benim beğenmediğim bir nokta buydu. Çünkü ben daha önce birkaç farklı tipte naked motosiklet kullandım. Gidonun gördüğünüz gibi biraz V şeklinde olunca açısını V'yi biraz fazla yapmışlar, yani böyle içeri doğru düşünün. O yüzden benim gibi böyle kolları uzun olan insanlar için biraz böyle sanki kolları içe doğru tutuyormuşum gibi hissediyorum. O rahatlık olmuyor. KTM kullanıyordum daha önce de. Onda mesela biraz daha genişti, yani gidonun duruşu biraz daha farklıydı. Ondaki hissiyat çok daha böyle yola hakim hissediyordum. Ama bunda biraz içe doğru bakıyor. Onu biraz beğenmedim. Onun dışında bir de tabii ağırlık çok yukarıda. Yani bu benzin deposu özellikle gördüğünüz gibi çok büyük bir yakıt hacmi var ve bayağı yukarıda gibime geliyor. Bilmiyorum, belki ben bu motosikletin sahibi olsam buna alışmış olurdum herhalde. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ama ben böyle sürerken böyle fazladan bir ağırlık özellikle yukarıda olduğunu hissediyorum. Belki motosikletin yılının eski olması, yeni modellerinde çözmüşlerdir bunu diye düşünüyorum. Şöyle biraz yatıralım şöyle yavaşça. Gördüğünüz gibi böyle, yani bastığınızda gidiyor, sesi güzel. Tatlı bir motosiklet yani, ama yine de o 2011 yılından olduğu için, hani şimdi yeni motorları sürünce insan fark ediyor aradaki şeyi, o olayı. Ama tabii gider, yani gideri var. Taş gibi motosiklet. Kawasaki, ya bir de tabii şimdi Kawasaki farkı da var arada yani. Kawasaki kaliteli bir marka. Hani gömemeyeceğim çok fazla. Nedense arka teker kaydı, lastik bir şeye geldi herhalde. Kawasaki'nin de güzelliği yani. Kawasaki sağlam bir marka. Şimdi şurada gazı kökleyip şu rampadan yukarı doğru uçmak vardı ama neyse, aklı başında hareketler yapalım. Oturuş pozisyonuyla alakalı da gerçekten dik oturuş pozisyonu olduğu için bayağı rahat, ama tabii ayaklar, pegler biraz yüksekte. O biraz hani popoya yakın, yani öyle söyleyeyim. O biraz farklı hissettirebiliyor ama biraz yine sport oturuş şekli. Tabii uzun süre sürünce dizler falan biraz tutulabilir. Orada bir farklı bir durum var yani, yine de onu da söylemeden etmeyeyim arkadaşlar. Koltuğu da gayet rahat. Koltuğun yumuşaklığı iyi ama tabii ki çok da yumuşak değil. Çünkü arka lastiğin yaptığı hareketleri hissedebilmemiz için birazcık sert olması lazım. Yolcu koltuğu da gayet iyi. Orada da bir tane böyle yolcunun tutabileceği bir lastik gibi bir şey koymuşlar. O da bayağı iş görür ama tabii bunda arkada birinin oturması gerçekten bence rahatsız edici bir şey. Yani arkada oturan için de, sürücü için de, çünkü biraz yüksekte oturuyor gerçekten. Arka koltuk bayağı yukarıda. Koltuk rahatlığı da gayet idare eder yani. Eğer sert koltuk hoşunuza gitmiyor, uzun yolu yapıyorum derseniz böyle koltuğun üzerine konan yumuşak jel koltuk kaplamaları var mesela.
Öyle bir şey alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Motorla alakalı sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de dikkatli sürün arkadaşlar lütfen. Kask mask takın. Önemli yani. Tamam mı? Hoşça kalın.